Samsun'dan Karınca Sanatı ve Arif abiye selamlar. Karınca Sanatı kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Arif. Bugün sizlerle birlikte uzun zamandır takip ettiğim, hatta kurulduğundan beri takip ettiğim bir nevi o bütün ilerlemelerde desteklediğim bir firmanın, bir abimin ürünlerini inceleyeceğiz. Terraryum firması Era Tera. Birçoğunuz biliyorsunuz, yeni kurulmasına rağmen çok iyi bir şekilde kendisinden bahsettiriyor. Sahibi Tuna abi başında, yani daha bu Era Tera ilk defa Instagram'a bir post attığında fark edip işte mıknatıslı teraryum sistemlerini görüp çok beğenip, çünkü neden olmasın, yani işte lastikle geçirme ya da işte menteşeli gibi teraryumlardan ziyade mıknatıs bantlarla yaptığı teraryum tarzıyla, dizaynıyla çok hoşuma gitmişti. Ve mesaj atmıştım, abi dedim, hani maddi durumum çok yok, hani daha yeni bir YouTube kanalıyım, o zaman işte 350 falan abonemiz var. İsterseniz dedim ürünlerinizi tanıtabilirim, galiba yeni başlıyorsunuz. Evet dedi, yeni başlıyorum, biraz düzenleyeyim firmayı, işte daha doğrusu ürünleri oturtayım, işte ilk yapacağım tasarımlar vesaire, böyle teraryumları oturtayım, ondan sonra sana bir tane teraryum göndereceğim dedi. Sağ olsun da sözünde durdu ve bugün onun gönderdiği teraryumu inceleyeceğiz. Bunu kendisi gönderdi, büyük olanı. Küçük olanı da ben biraz da destek olmak için ve ben de hayvan çok illa lazım olur diye bir tane de küçük sipariş verdim. Sağ olsun gönlü bol adam bana büyük bir tane teraryum gönderdi. Gelin birlikte bunların kargo açılımını yapalım şimdi. Evet arkadaşlar, teraryumumuz burada. Hiç çizilsin istemiyorum, çok hassas davranacağım. Görmüş olduğunuz şu beyaz bandın altında bahsettiğim, evet, Ramazan davulcusu. Sağ ol abi, tam video çekeceğim saatte. Gel başla burada çalmaya. Neyse ben devam edeyim, siz bana odaklanın. Görmüş olduğunuz bu mıknatıslı kapatma kilit sistemi dediğim bu. Çok mantıklı bence. Hiç belli olmuyor. Çok sağlam görüyorsunuz. Yani açılacağında açılıyor. Herhangi bir hayvanınız bunu iterek açamaz yani. Çok sağlam o yönden de. İster bu şekilde kullanabilirsiniz, İsterseniz de şöyle çevirirseniz mesela yatay bir forma gelmiş oluyor. Aslında bu dik tasarlanmış bir teraryum. Çift kapaklısı da var. Hem yani şöyle döndüreyim, hem bu şekilde açabildiğiniz, hem de şöyle altını bir tane daha kapağı var. Onu da bu şekilde açabildiğiniz çift kapaklı versiyonu da var. Çok güzel ya. Yani arkadaşlar, malzeme kalitesi, et kalınlığı görüyorsunuz, yani bayağı güzel. Hoşuma gitti yani, sağ olsun Tuna abi. Bunu kendisi hediye etti. Kargosudur, her şeydir. Bize hediye etti. Sponsor oldu, destekledi bizi. Çok teşekkür ediyorum buradan Tuna abiye. Bu teraryumumuz bu şekilde. Bunu kenara alıyorum. Bir de ufak bir tane aldım ben. Evet arkadaşlar, bunu da sonunda başarabildim. Bu da çok güzel paketlenmişti. Sağ olsun. Ayrıca streçe de sarmış. Şundan bir kurtulalım. Şöyle. Üstünde hatta, bakın, en güzel testi yapalım mı sizlerle? Streç film testi. Açıyorum. Kayma elimden, dur. Bak 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 bak, dinle. Film testinden bence geçti. Çok güzel bu da. Yani tam bir pikoteraryum. Görüyorsunuz yine mıknatıs sistemi. Tam böyle çıyanlarınız vesaire, küçük canlılarınız için çok ideal. İsopotla bakılır. Aynı şekilde bu büyük olanda da bakılır. Onu da şöyle getireyim. Tam böyle işte 2-3 santim torf isopotlarınızı koyun. Şöyle bir rafınıza koyun bunu. İzleyin ondan sonra, yani zevkle izleyin. Delikler çok güzel. Havalandırmalar muazzam. Yani bu işin zirvesi diyebilirim. Ya bu teraryumlardan hep Plex bir teraryumum olsun istiyordu. Ya istiyordum. Bu da Tuna abinin Era Tera teraryumlarına nasipmiş. Şimdi fikrim şu, sizlerle birlikte bir tane çiyan teraryumu kuracağız.
Bu büyük olanı kenara alıyorum. Ve bu küçük teraryumumuzda bir çiyen teraryumu kuracağız. Bunun için içine öncelikle biraz torf koyacağım. Biraz dekoratif ekleyeceğim. Ondan sonra da tamamlanmış olacak. Hemen başlayalım. Şöyle bunun içine hemen kenardan yaklaşık... Bir dakika, bir dakika. Arkadaşlar unutmadan bunları bir yıkayıp geleyim. Ondan sonra devam edelim. Ne olursa olsun yeni yapıldığı için haliyle yıkanmamış. İçini böyle bir temizleyeceğim. Ondan sonra devam edeceğiz. Arkadaşlar yıkadım, geldim. Yıkama neden önemli? Yeni yapıldığı için tabii ki de işte kirlilik olabilir, pislenmeler olabilir. Hazır suyla yıkadım, temizledim, kuruladım ve tekrardan geldim. Şimdi torf dolduracağım içine yaklaşık 2-3 santim kadar. Aynen şu şekilde 2-3 santim kadar bir torf doldurdum arkadaşlar. Görüyorsunuz gayet temiz bir şekilde kenardan bakabiliyoruz. En sevdiğim şey bu zaten. Hiç çizik yok. Tam bir şeffaflık. Ardından buna uygun taşlarım var. Şöyle yine. Arıtılmış, yani daha doğrusu temizlenmiş, kaynatılmış taşlar bunlar. Ufaklarından buna uygun bir iki tane taş koyacağım buna. Mesela şu ufaklar çok uygun. Şöyle. Şu köşeye mesela bir taştan çiyan teraryumu dedik başta. Çiyan teraryumu olarak tasarlıyorum. Çiyanımızın girip güvende hissedebileceği bir köşe uydurdum gibi düşünün. Gayet iyi. Mesela şöyle yine yandan bir görün. Şuraya girip, şu bölgeye girip gayet iyi bir yuva yapabilir kendisine. Ve yine yaprak koyabiliriz. Şu şekilde bildiğiniz gibi yine kaynattığım, kuruttuğum yapraklardan bir iki parça şöyle bırakıyorum. Çok temiz bir şekilde yine olmuş oldu. Gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde bir kurulum yaptım. Örnek kurulum olsun diye yapıyorum bunu. Belki size bir sürprizim de olabilir ileriki videolarda. Çok temiz ya. Gerçekten bakın menteşeleri bile çok gayet temiz. Sıfır sıkıntı. Yapıştırıyorsunuz hayvanınız kaçmıyor. Yani bunun kadar pratik bir teraryum sistemi yok. Plex teraryum dediğim gibi hep çok istiyordum. Tuna abiye nasip oldu. Onunla birlikte bu işi yapmış olduk yani. Gördüğünüz gibi çok basit bir çiyan teraryumu hazırlamış olduk. Ardından nemlendirmek tabii önemli. Çiyanlarda biliyorsunuz nem çok önemli. Torfumuzu ve yapraklarımızı, taşlarımızı nemlendiriyoruz. Bizim klasik sprey ile toprağın, torfun nemli olması gayet iyi olacaktır. Ve bitti. Çok hızlı bir şekilde 1,5 dakika civarında sizlerle birlikte bir çiyan teraryum yapmış olduk. Arıtılmış su kullanmanız çok iyi olacaktır. Kireçler vesaire olmayacaktır neredeyse. Hatta saf su kullansanız çok daha iyi. Çünkü kireç olmasını istemeyiz teraryumumuzda. Şeffaf görüntüyü engellemesin diye. Kalitesi, yapımı, Tuna abinin insanlığı yani. Bunların hepsi için çok teşekkür ediyorum. Bana bir abi gibi tavsiyeler verdi. Kanalla ilgili olsun, yapacağım işlerle ilgili olsun, video içerikleriyle ilgili olsun. Kendisine onlar için ayrıca teşekkür ediyorum. Bu video vesilesiyle de teşekkür etmiş olayım. Bana desteklemek adına büyük teraryumu gönderdiği için çok teşekkür ediyorum. Onu da şöyle bir hemen getireyim. Bunu hazırladık zaten, biliyorsunuz artık. Büyük teraryum yani maliyetlidir. Büyüktür, hoştur. Var şu taraflar kare. 20'ye 20. Uzunlukta 30 santim. Gayet büyük. Baksanıza yani. Devasa. Çok güzel. Her hayvan besleyebilirsiniz bunda. Sürüngenlerinizi, tarantulalarınızı. Artık elinizde ne varsa yasal boyutla ilerleyeceğiniz bütün canlılarınızı da besleyebilirsiniz. Söyleyecek söz yok. Her şey için çok teşekkür ediyorum Tuna abiye. Videomu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Videomuz bu şekildeydi. Tuna abiye ulaşmak isterseniz açıklama kısmına Instagram hesabını koyacağım. Oradan yazıp istediğiniz boyutta teraryum ürettirebilirsiniz. Benden de selam söylerseniz çok iyi olur. Sizlere karıncalarla ilgili, böceklerle ilgili, hayvanlarla ilgili faydalı bilgiler sunmaya devam edeceğim elimden geldiğince. Tekrardan izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.